Trabzon'un Beşikdüz ilçesinde sağanak dolayısıyla yaklaşık 150 iş yeri ve evi su bastı. İlçe merkezindeki okullar tatil edildi. Trabzon valisi Recep Kızılcık yaşanan sel felaketiyle ilgili bilgiler verdi. Bir vatandaşımız korkudan dolayı herhalde biraz rahatsızlanmış, heyelan gelebilirdi. Bir vatandaşımız da dereye düşmüştü onu. Afet ekiplerimiz çok şükür kurtardılar. Dolayısıyla maalesef mevzi ve yoğun yağışın sonucunda gördüğünüz gibi dükkanlarımızda zarara neden oldu. Öte yandan Beşikdüzü Şalpazarı yolu, Akkese köy mevkiinde meydana gelen heyelan nedeniyle yollar ulaşıma kapandı. Yol kenarında bulunan Ali Yanar'a ait park halindeki otomobil heyelan sonucu kısmen toprak altında kaldı. Yol, iş makinelerinin çalışması sonucu tek şeritten ulaşıma açıldı. Otomobil toprak altından çıkarıldı. Bu arada Karadeniz sahil yolunda biriken su dolayısıyla çok sayıda maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Çarşıbaşı ilçesinin Vakfı Kibir çıkışında ulaşım suyun getirdiği rusuvat dolayısıyla tek şeritten sağlanıyor. Rize'de benzer manzaralar yaşandı. Sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış Pazar ve Çayeli ilçelerinde su baskınlarına sebep oldu. Yağışlarda maddi hasarlar oluşurken herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Pazar ve Çayeli ilçelerinin etkili olan yağışın ardından bazı bölgelerde su baskınları meydana geldi. Pazarın Kocaköprü köyündeki TOKİ konutlarını su bastı. Kapalı şu anda, bak buradan gözükmüyor. Aynı zamanda emniyet lojmanları ve TOKİ İlköğretim Okulu'nun da bulunduğu alanda binaların alt katlarında büyük maddi hasarlar oluşurken can kaybı yaşanmadı. Yağışlardan tarla ve bahçeler de etkilendi. Şehirde il merkezine bağlı Fener Mahallesi bölgesinde ise hortum oluştu.